<laughs> Kesinlikle dördüncü defa tekrarlamadığım bir çekim bu. Şu an Fallout dizisinin traileri çıktı ve ben de Fallout ile ilgili her şeyi seven bir insan olarak sizinle birlikte buraya oturacağız ve inceleyeceğiz. Hadi bakalım. I know that I've lived a relatively comfortable life. Karakterimizden adı Lucy. Ana karakterimizin adı Lucy. Kendisi e, Volt 33'te yaşıyor. Bir Overseer'ın, Volt 33 Overseer'ın kızı ve dışarı çıkıyor. E, bir arama kurtarma girişiminde mi bulunuyor? Birisini mi arıyor? Öyle bir yani. Birisinin peşinden gidiyor gibi. Sanki biraz daha Fallout 3'teki veya 4'teki 4'deki <laughs> baba hikayeleri gibi. Jonathan Nolan Westworld yazdı. Daha önce Person of Interest'te falan çalıştı. Sadece Jonathan Nolan yok projede. Lisa Joy denen birisi var. Lisa Joy'da Burn Notice falan yazdı. E, muazzam kadro yani. Şu an kadro çok iyi, çok kaliteli ve ve de çok uygun. Dizi Los Angeles'ta geçiyor. Burası da muhtemelen yine Los Angeles'ın sahi, sahili, Sahra'dan hatırlarsanız. Burası o şey gerçek ismi Venice Beach galiba. Bu sahnesindeki ismi neydi bilmiyorum ama sahnesindeki ismini hatırlamam ama gerek yok zaten şu an. You need to go home. Vault are an Tamam böceklerimiz var. Güzel. I okay. Buraya bayılıyorum. Böyle kızın önden bir çalı geçiyor ve şey oluyor. Wow, bu dünyada çalılar varmış. Yani çalılar diye bir şey varmış. Ama onunla falan giriyor. Todd Bey her zamanki gibi işin içinde. Bu bana çok ilginç geliyor çünkü Fallout evreninde denizler daha o kadar çekilmiş değil. Hoş deniz sanırım şurası zaten. Denizler neden bu kadar çekildi ben o kısmını anlamıyorum. Belki nükleer bombaların yarattığı sismik bir olay mı oldu? Bir şey mi oldu? Yani şurası neresi veya burası belki bir göl mü? Bu gemi neden burada kaldı? ve belki de her zaman böyleydi bu coğrafya onu bilmiyorum da yani Fallout evreninde denizlerin daha o kadar çekilmediğini biliyoruz. Denizler baya canlı, baya tehlikeli, baya görkemli bir şekilde hala dünyanın içinde duruyorlar. Bu arada bütün hani kum, sahil şey falan filan oyun batı kıyısında geçiyor. Los Angeles civarında orası belli. Belki Mojave çölü arasında gidip gelebilir. San Francisco ile Los Angeles arasında gidip gelebilir. Neler olacağını bilmiyoruz. Şu abimiz ee, hem Lost'ta hem şeyde vardı hatırlarsanız. Person of Interest'te vardı. Ben yani okeyim zaten buna. Dogmeat de var işin içinde. Ben satıldım ne, resmen. Ben, ben ben onlardayım şu an ben. Onlardayım. Aha. Ee, daha önce izlediğinizi varsayarak ilerliyorum şu an. Ya trailer'ı izlemediyseniz daha önce izleyin. Şu an adım adım her şeyin üzerinden geçeceğiz. Boys ekibi de bu arada yine şeyin arkasında. Çok kaliteli görünüyor bu proje. İkinci film neyi bilmiyorum. Ve telif. <laughs> Şunu da belirtmem gerekiyor, Vertibirdlerin e, hakim olduğu, işte Vertibird e, kullanan bir brotherhood var, çelik kardeşliği var. Vertibird aslında e, o kadar yaygın bir araç değil, herkes kullanamıyor, bir enclave kullanıyor, e, bir şey kullanıyor. Doğudaki çelik kardeşliği Brotherhood kullanıyor. O da şeyden sonra. Fallout 3 olaylarından sonra. 4'e falan gelirken kullanıyorlar. Bir de Predwin kullanıyorlar zaten. Öyle bir hava gemisi de göreceğiz trailerin içinde. Ee, ama bir de çok nadir olarak yine Fallout 4'te gunnerlar kullanıyor. Ha paralı askerler kullanıyor. Ama Fallout 4'teki o paralı asker fraksiyonu da bayağı güçlü ve yaygın bir fraksiyon. Sadece hikayenin içinde o kadar eklenmediğini falan görüyoruz. E, o yüzden şu anki e, Brotherhood of Steel... Çok ilginç bir durumda ki şeyi de merak ettiriyor insana bu zaman ne acaba? Hangi zamanda geçiyor? Yılda geçiyor <laughs> <laughs> mu? Will... <laughs> Okey, burada da Volt 33, a az önce gördüğümüz yer Volt 33'tü. Ee, ona ben daha önce baktım. Bir dakika. Aynen dediğimiz Vault 33'ün karakterimiz içinden çıktığı yer. Burada işler karışıyor. Her volt hikayesinde olduğu gibi bir noktada belli ki burası da çıldıracak. Ama neden çıldırdıklarını bilmiyoruz mesela. Burası da çok Megaton'a benziyor. Megaton değil de çok Megaton'a benziyor ama. Çünkü Megaton Doğu kıyısında. Washington civarında. Bak burada da yine çevre hurda tellerle onlarla bunlara çevrilmiş. Uçak parçalarıyla falan döşenmiş her yer. Megaton da birebir öyle. Bu, kara bu karakteri yönetici yapan canlandıran isim Walter Goggins. Walter Goggins'i Hate Flight'ten falan da hatırlarsınız. Zaten daha sonra göstereceğim trailerin devamını. Bu arada inanılmaz bir yine bir vahşi <laughs> adamın kıçını durdurduğuma inanamıyorum. Ee, inanılmaz bir vahşi batı teması var hala ki batıda geçen fallout doğudakilerde de öyle doğu kıyısındakilerde de öyle de batı kıyısında geçen falloutlarda çok ağır bu genelde vahşi batı teması çok yoğun işleniyor. Unless... Burası da yine bakın ee, kumlarla ve hiçlikle dolu bir yer ee, aslında her şeye rağmen fallout dünyası o kadar da boş bir yer değil fallout 3 bile ee, yine... Bu kadar nasıl diyeyim? Kayaların haşat olduğu, her şeyin toz okuma dönüştüğü bir yer değil. Ya belki burası Mojave Çölü falandır diye o yüzden düşünüyorum. Belki Mojave ile Los Angeles arasında bir yerdedir falan diye o yüzden düşünüyorum. I see it with you. Bu abimiz bir kafa avcısı bu arada. Ee, sadece Şerif ya tam şeyini bilmiyorum da böyle kafa avcılığı var, bir de Şerif kısmı şeyi falan filan var. Tam hangi noktada olduğunu bilmiyorum. Biraz daha kaotik bir karakter. Zaten az önce gördüğümüz o Brotherhood'dan e, siyahi bir abimizi gördük. Helikopterin, Vertibird'ün içinde. O da ana karakterlerden birisi. Bu da ana karakterlerden birisi. İkisi de Lucy'ye eşlik edecek veya yolları sık sık kesişecek. E, <laughs> Brotherhood'daki abimiz biraz daha işte düzen, disiplin, işte toplum, hani etik şey falan. Hoş Brotherhood biraz daha e, diyeceğim. Biraz izolasyonist, biraz katı bir fraksiyon bu abimiz çok daha özgürlük, çok daha bireyci şey de hani bireyci demeyeceğim. Kaotik yani bu çok daha kaotik bir yönü var. Böyle bir çatışma da olacak. Burada bir tepe göz var mesela çok ilginç. Biz Fallout'un içine daha hiç şey görmedik böyle tek tek gözlü bir karakter görmedik. Yani tepe göz e, mutasyonu geçirmiş bir insan görmedik. Burada ilk kez görüyoruz. Hatırladığım kadarıyla görmedik. Eğer siz biliyorsanız lütfen yazın. <laughs> Bu arada şu an bu torunun tasarımı e, Fallout 4'tekileri falan andırıyor. Zaten şu an trailerdan gördüğünüz kadarıyla dizinin görsel e, tasarımının, görsel yaklaşımının ağırlıklı çoğunluğu Fallout 4'ün sanat tarzı üzerine kurulu. Fallout 3 ve ondan önceki Fallout'lar ve New Vegas'ta ile 4 daha çok baz alınmış. Ama mesela bir yerde yine bir makineli tüfek tutuyor. bir Bu trailer'da görüyor muyuz onu ya? bakalım da. Ee, ve de evet bakın. Şu an Vertibird'ler var. Onlar var. Bunlar var. Burada çelik kardeşliği var. Ağır kocaman zırhlar içinde abiler falan var. Ve ağır bir de sak çok kızgın bir savaş ortamı var. Ee, ben şey düşünüyorum. Ya burada başka bir fraksiyon var herhalde. Çok daha güçlü başka bir fraksiyon var herhalde. Bu yeni, yeni Kaliforniya Cumhuriyeti mi? Bu Enclave mi? Ee, bu işte San Francisco, San Francisco'daydı değil mi? Ee, Çinliler vardı böyle. Kendi fraksiyonlarını kuran. Ee, ya böyle bu kadar kızgın bir savaşa girebilecekleri başka bir fraksiyon Fallout dünyasında pek az var işte. Sezar'ın lejyonu falan var. Ee, o yüzden kim çok merak ediyorum. Belki yeni bir taraftır, yeni bir gruptur. İnşallah yeni bir gruptur da yeni bir şeyler görürüz. hadi bakalım. Onun için heyecanlanmıyor değil <laughs> <laughs> Yo guy. Power Armor içindeki adamı nasıl alabilirim? Onu? ...anlamadım ama. Bak bu yepyeni bir şey. Bu yepyeni bir mutant. Bunu hiçbir yerde görmedik. Fallout 76'da da görmedik ki Fallout 76'daki mutantlar bütün Fallout oyunları arasında en uç noktalarda olanlar ve en fazla çeşitli mutantı barındıran oyunu. Çünkü sadece 25 yıl sonrasında geçtiği için nükleer savaşın mutasyonlar daha e, tamamen şeyden silinmemiş, e, mutantlar da daha tamamen ölmemiş. Çünkü yani nükleer savaştan ne kadar uzaklaştıkça siz mutasyonların kalıcı olmama şeyi o kadar artıyor. Ya bunu şöyle düşünün. İlk başta nükleer savaş oluyor. Radyasyon bir yerden her yerde yayılıyor. Ölenler ölüyor, ölmeyenler mutasyon geçiriyor. Mutasyon geçirenlerin de ölme ihtimali bir hali yüksek. Siz savaşa ne kadar yaklaşırsanız hala yaşayanların daha fazla olduğunu görürsünüz. Ne kadar uzaklaşırsanız zaman içinde o mutantlar da yavaş yavaş ölmeye başlar. O yüzden Fallout 76'daki mutant sayısı ve o kadar fazla. Ama bunu orada bile görmedik. Bunu hiçbir yerde görmedik. Nasıl bir şey bilmiyorum. İlk, ilk başta Gecko sandım ama Gecko değil. Çok daha garip bir yaratık. Şuna baksana parmak bunlar ya. Bunlar parmak ya. Parmak yani bak. Şurada boğumlar var. Parmak boğumları, tırnak falan. Bunlar bayağı insan parmağı. İnşallah başka bir şey değildir burada da yine bir tane ablamız gözünde bir takım metalin askıları kaçmış ve elindeki tüfekli milleti tarıyor yani o vo volt o volt gidici şey ne ne bilmiyorum ama o volt gidici <laughs> Hah burada da bu Predvin değil bu arada bu çünkü Predvin doğu kıyısında ama şeyi bilmiyorum ee, yo evet Predvin doğu kıyısında Predvin Fallout 3'ten sonra şekillendiriliyor, o biçimini alıyor. Brotherhood zaten doğuya bir hava gemisinde geliyorlar mı? Ya bak o kısmında o kadar hakim değilim. Ama bunun ismi başka bir bu arada. Bu geminin bu hava gemisinin ismi başka bir şey. Zaten buradan da World word'ler kalkıyor. Bayağı Predwin şeyinde. Bunlar da zaten e, Brotherhood şeyleri, yeni yetmeleri. E, bunun ismi Kaidwin miydi? Kaes miydi? Öyle bir şeydi yani. Bu başka bir hava gemisi. İlginç mesela burada çok gelişmiş bir Brotherhood görüyoruz. Bu bana şeyi düşündürüyor. Acaba çünkü bakın New Vegas zamanında, Fallout 2 zamanında, Fallout 1 zamanında falan Brotherhood e, hiç o kadar şey değil. Zaten New Vegas zamanında Brotherhood iyice çökmüş böyle. Kendi içinde şey küçük bir grup haline gelmiş. Böyle küçücük bir fraksiyon haline gelmiş. 1 ve 2 zamanlar hiç o kadar şey değillerdi. Ancak böyle NCR'la belki kafa kafaya yarışırlar veya yarışmazlar. Öyle bir durumları vardı. NCR'dı. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti de aslında e, şey kullanabiliyor. World to Word kullanabiliyor. Ama yine o kadar sık kullanmıyorlar. Yani e, işte başkanı getirip götürmek için kullanıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. E, Verti Bird'ler çok e, ku kullanışlı ve havarici değiller aslında. Çünkü bir pahalı, bakımını falan yapması pahalı. Uçuracak birisi lazım. E, bakımının falan yapılması lazım. Mühendisler lazım. Ondan sürekli bakacak edecek mühendisler lazım. böyle de sürekli yakıt bulmak lazım. Yakıt Fallout evreninde çok nadir bulunan bir şey. Araba yok zaten, motor yok, bir şey yok. Enerji üretilebiliyor, tek tük yerden. işte Hoover Barajı'ndan enerji üretilebiliyor. Veya işte başka bir yerde nükleer santral varsa veya güneş enerji santrali varsa onlardan enerji üretilebiliyor. Ama yakıt bulmak çok zor bir şey. Burada bakın, bu Walton Goggins. Bu e, videonun, trailerin ortalarında gördüğümüz ghoul karakterimiz. Walt giysilerini andıran bir giysi. Giyiyor, bir ata binmiş. Önünde kızı var, kızı da aynı giysileri giymiş gibi. Biraz da vahşi batı bir şeylerini andırıyor bu giysiler ama e, Volt kıyafetlerini çok andırıyorlar. Ya Bu bir Fallout dizisi ve bu renkler birebir şu e, sarı tonu ve şu mavi tonu hani isimlerini bilemiyorum o kadar şeyim yok ama şu tonlar birebir Volt kıyafetlerinin rengi. At üzerine koşuyorlar. Bakın bunlar onlar. Ve şu an bombalara doğru koşuyorlarmış gibi görünüyor ama muhtemelen Burada bir sığınak bir şey var. Bir volta sığınağa ulaşmaya çalışıyorlar. Her zamanki gibi bombalarımız geliyor. Yani ee... orada şöyle bir durum var. Muhtemelen bu Volton Goggins adlı ee, abimiz bir baba. Oyunun içindeki bir baba. E, sığınağa doğru koşuyor çünkü belli ki bir Vault Dweller olacak ama e, onun çok zaman sonra bir ghoul olduğunu görüyoruz herhalde bir Vault yine bir radyasyon geçiriyor bir şey oluyor e, hortlağa dönüşüyor bu ra radyasyonla birlikte kızının da hortlağa dönüşme ihtimali bir hali yüksek ama kızın muhtemelen biraz daha feral dediğimiz biraz daha vahşi hortlağa falan dönüşüyor kendisi biraz daha şeye kalıyor e, ha, ne Vault Dweller'lığı kalıyor bu arada ne de babalığı kalıyor o zaman zaman içinde böyle biraz da ekşiyor şu oluyor minik minik kendi içinde kararmalar falan geçiriyor. Bu da Fallout. Bu da Fallout'tu. Fallout dizisinin trailerini böyle size biraz biraz e, yorumlamak değil, bir incelemek istedim. Kendi küçük tespitlerimi e, sizlerle de paylaşmak istedim. E, heyecanlıyım. Umutlarım çok yüksek deme Değil. Çok kötü de çıkabilir. Amazon'dan çıkan daha kötü şeyler biliyoruz. İyi şeyler de biliyoruz. O yüzden e, tam bir kumar aslında ama arkasında güzel bir kadro var. Todd Howard yine şeyin başındaki yani her şeye rağmen aslında oyunların başında duran bir adamın e, filmlerle de e, bu dizinin yapımının içinde olması da aslında bize e, şey yapan bir şey değil. biz Güzel yani bu iyi bir şey en azından saçmalamayacaklar onu biliyoruz. Zaten Jonathan Nolan e, dizinin yönetmenlerinden birisinin oyunlarla falan bayağı bağlantısı var. Şey falan dediğini hatırlıyorum. Westworld'daki e, kızın ismini hep unutuyorum ya sarışın bir tane kız vardı. Westworld'daki sarışın e, kız yazarken bayağı şoktaki Elizabeth'den ilham alındı falan diyordu. Böyle şeyler diyordu. O yüzden oyunlarla arası iyi olan bir e, dostumuz ki daha önce işte Person of Interest yaptı çok iyi dizi. Westworld'u falan yazdı çok iyi dizi. Lisa Joy daha önce Bird Notice falan yazdı çok iyi dizi. E, güzel yani ben ben umutluyum. Ben e, bakalım ama yine de dikkatliyim. Gardımı aldım yani hayal kırıklığına uğrarım uğramam onun böyle bir önlemini falan aldım. Sizin düşünceleriniz de çok merak ediyorum. E, ve de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazın lütfen sonraki videoda görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükle huzurlu mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.